mıydınız? Kalem silginiz size realistik portre çiziminde en büyük yardımcı olabilir. Sadece size zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda birçok yapılamayacak değişiklikleri yapmanızı sağlar. Ünlü Bollywood yıldızı Kangana Ranaut portresini çizerken hepsini anlatacağım sizlere. Hem birazcık da Bollywood havası estirmiş olacağız. Eğlenceli bir bölüm olacak anlayacağınız. Patreon'uma göz atmadıysanız hemen şu web sitesine gitmenizi tavsiye ediyorum. Bir bakın bakalım galeride neler varmış. Tam zamanlı, full anlatımlı derslerime ulaşmak için adres tr.ecegüler.com/Türkçe Patreon. Instagram adresim de burada eğer beni takip etmek isterseniz. Son olarak da destek için abone olursanız tabii ki çok sevinirim. Sevgilerle harikalar yaratmaya hazır mıyız? Merhaba, Kangana Ranaut portresinde bugün silgi kullanımlarını göstermeye çalışacağım size. Gerçekçi portreler yaparken kalem silgi gerçekten çok önemli. Sadece ışıltı vermek için de değil, birazdan size göstereceğim nerelerde zaman kazandırıyor, sizlere nerede kolaylıklar sağlıyor. Gelin şimdi dilerseniz neymiş bu kalem silgilerin, elektrikli silgilerin mucizesi hep beraber bakalım. Küçük alanlarda detay verme ve düzeltme yapmak için gerçekten birebirdir kalem silgiler. Mesela burada gözlerin şu noktaları birbiriyle aynı değildi. Ben de bunu düzeltmek için o kadar ufak olan noktaya tabii ki kalem silgimle girebildim anca. Bir de mesela burada bakın göreceksiniz boynun kısmında bir asimetri olmuştu. Hemen o kadar ince kısmı silebilmek için yoğurma silgimle girsem bu sefer etraftaki kömürü yayacaktım, berbat edecektim. Kalem silgiyi o yüzden kullandım. Gördüğünüz gibi dar alanlarda çok işe yarıyorlar. Bazen şöyle bir soru geliyor. Neden kalem silgiyi mesela yüzdeki başka yerlerde kullanmıyoruz diye. Genellikle yanaklarda, alında, burunda veya boyun kısmında kullandığımız silgi yoğurma silgisidir arkadaşlar. Çünkü etraftaki tonla daha yumuşak geçişleri olsun isteriz, daha doğal görünsün isteriz ve daha geniş alana yayılmıştır. Ama kalem silgiyle yaptığınız silmeler çok daha çizgisel olacaktır. O yüzden sadece kulak gibi, göz gibi, çene altları gibi vesaire, dudak etrafı gibi, dudak çizgileri gibi çizgisel yerlerde kalem silgiyi ya da elektrikli silgimizi kullanmalıyız. Pratik saç çizimine geldik şimdi. Kıvırcık saçlar çok zordur özellikle. Çok zaman alır. Kurşun kaleminizle tek tek yapmaya kalkarsanız. Ben o yüzden bu tekniği şimdi size göstermek istedim. Öncelikle bir katman oluşturuyorum. Kömür kalemimle, kömür bloğumla. Oldukça siyah bir katman. Parmağımla yaydım. Eğer peçeteyle yayarsanız bir sürü kömürü peçeteye almış olursunuz. Ama bu şekilde kağıtta bırakmış olduk. Ve üzerinden sadece parlak olan yerleri silgimle geçiyorum arkadaşlar. Peki nasıl bakmalı, nasıl gitmeli, tek tek tel mi çizmeli derseniz şurada öbekler göstereceğim. Bu öbeklere odaklanabilirsiniz arkadaşlar. 3-4 tanesini gösteriyorum burada. Mesela buradaki öbekte şöyle kıvrımlar var gördüğünüz gibi. İkinci öbekte de bu şekilde görüyorum. Bazıları da öbek öbek değil de karman çorman mesela. Bütün tüyler birbirine girmiş durumda. Kıvırcık saçta çok olur bu. Onu da kırmızı okla gösterdim. Burada da aynı şekilde o karman çormanlığı kalem silgimizle vermemiz gerekiyor. Kıyafet detayı da verebiliyoruz kalem silgimizle. Hem de çok güzel detaylar verebiliyoruz. Özellikle dantelimsi ya da floral desenlerde bunları mutlaka yapabiliyoruz. Yapmanız gereken tek şey tıpkı saçta yaptığımız gibi koyu bir katman oluşturmak. İsterseniz kurşun kaleminizle, isterseniz kömür kaleminizle. Ve üzerinden sanki ağaç oyması yapıyormuşçasına buraların üzerinden beyaz beyaz gidiyoruz ve desenlerimizi oluşturuyoruz. Arada renk farklılıkları yaratmak isterseniz, ton farklılıkları peçetenize bastırıp çekip o kömür kısımlarının rengini açabilirsiniz. Tıpkı saçta olduğu gibi kıyafette de inanılmaz zaman kazandırıyor bu yöntem. Dudak detayı, dudaklarımıza geldik. Gerçekçi dudak yapımında bir sürü kat yapıyoruz. Gölgeler çok önemli tabii.
ve bir sürü ışıltı olur değil mi alt dudakta? Özellikle bu ışıltıları verirken silgimizden yardım alabiliriz. Ama öncelikle benim yaptığım şey kalemimle, grafit kalemimle gitmek, o çizgileri yaratmak, üzerinden kulak temizleme çubuğuyla geçmek ve sonrasında da silgimle, bu elektrikli silgi kullandım burada, çok daha beyaz bir sonuç veriyor çünkü. Noktasal yerlere nokta nokta değdirip çekerek, çiziksel yerlere çok hafif, hiç bastırmadan çizerek gerçekten çok gerçekçi ışık, çok gerçek, gerçek, gerçek oldu. Gerçekçi ışıltılar elde edebiliriz. Saçıma devam ettim. Gördüğünüz gibi saçlar aşağıya doğru iniyor. Gayet güzel bir şekilde kıvrımlarını, sadece parlak olan yerlerini, yalnız ışıltı ve yansıma olan yerleri yapıyorum. Ama bakın, dışarıya taşan kıvırcık saçları burada beyazla başlıyorum ama orada siyahla tamamlıyorum. Yani kömür kalemimle tamamlıyorum. Bu da çok önemli bitiyor. Takı detaylarında da parlaklık verebilmek için çok önemlidir silgi kalemler. Özellikle elektrikli silgi burada çok işime yaradı. Elmas şeklinde beyazlıklar yaratmaya çalıştım. Etrafından da siyah kömür kalemle gölge vermeye çalıştım ki 3 boyut kazansın birazcık. Çeşitli desenler var. Yine bu küpenin üzerinde de çeşitli geometrik şekiller var. Bunların hepsini silginizde verebilirsiniz rahatlıkla. Ama öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Koyu bir katman oluşturmanız, taban oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de birkaç kat yapmanızı öneriyorum. Tek katla geçiştirmeyin arkadaşlar. Mesela o beyazları oluşturduktan sonra silginizle hafif bir peçeteyle geçin. Sonra tekrar silginizle geçin. Bir de burada saçların köklerinde maalesef kömür kalem bir kurşun kalem kadar ince olmadığından kalın kalın izler bırakabiliyor. Bu da gerçekçiliğinden alıyor. Hemen silginizle o diplerin kalın noktalarını silerseniz ve saçların aralarına da yine silgiyle saç atarsanız çok güzel olur. Tabii ki aynı mantığı kaşlarda da uyguluyoruz. Kaşların üzerine ben kömürle geçtikten sonra çok siyah oldu. Hemen onun aralarına yaydıktan sonra silgimle hafif ışıltılar attım. Çok daha gerçekçi oldu. Gelelim kulak detayına. Kulak çizmeyi çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Çok da basit bir organ. Şimdi tabii ki kalemlerimize girdikten sonra ne yapacağız? Işıltıları vermemiz lazım çünkü yansıyan ışık var. Yoğurma silgimize giremeyiz çünkü çok dar bir alan. Hemen ne yapıyoruz? Kalem silgimizi alıyoruz. Çizgisel şekilde ışıltılarımızı yerleştiriyoruz. Her silgi darbenizden sonra yayma yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok da bastırmadan, çok da güç kullanmadan bu yaymayı yapabilirsiniz. Silgiyi bu kadar kullandıktan sonra tabii her yer silgi pisliği oluyor. Bunu nasıl temizleyeceğiz derseniz, özellikle kömürle çalışırken kesinlikle elinizle atmayın arkadaşlar. Batırabilirsiniz resminizi. Ben burada temiz peçetemle süpürdüm. Peçeteyi yani bastırmıyorum. Hatta parmağım değmiyor bile kağıda. Bu şekilde peçeteyi tutarak hafifçe süpürdüm temiz kısımlarından. Bu çok önemli. Bazıları fırça da kullanıyor, büyük sulu boya fırçaları. O da olur ama kömüre dikkat. Bu arada bu kömürlü elleri bulaşık deterjanıyla çok daha rahat yıkarsınız sabun yerine. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Resim ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.